Bir de özelliği var. İkinci bölümü kapatırken bunu yapmak gerekiyor. Şimdi arkadaşımıza döneceğiz. Şimdi Nedim karşımızda İstanbul Alibeyköy Barajı'nda. Çünkü bugün Dünya Su Günü efendim. Dolayısıyla su deyince özellikle büyük şehirler ya barajlarda durum nedir? Ne durumdadır? Doluluk oranı nedir diye merak ederiz değil mi? E cevapları sağdan alalım. Nedim sendeyiz. Can Coşkun, sizin de söylediğiniz gibi ülkenin gözü kulağı siyasette tabii ki de ama bugünün özel bir anlamı var. 22 Mart Dünya Su Günü. Hele ki ülkemiz ve dünya kuraklıkla bu kadar mücadele ederken bugünü bu yayını yapmamız gerekiyordu açıkçası. Ve şu anda yanımda İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Türkiye gerçekten kuraklıkla mücadele ediyor ve aynı zamanda baraj doluluk oranlarımız da İstanbul'da %36 seviyelerine gerilemiş durumda. Öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere. Baraj doluluk oranlarımız bu kadar gerilemişken İstanbul'da son durum ne olacak? Bizler yaz aylarına girdiğimiz zaman su sıkıntısı çekecek miyiz? Şimdi sadece baraj doluluk oranlarına bakmamakta fayda var. Çünkü İstanbul'da 9 barajımızla beraber regülatörlerimizden de su alıyoruz. Ve son zamanlarda özellikle Melen Çayı üzerinde bulunan regülatörlerimizden yüksek miktarda su almamız söz konusu. Bununla beraber İstanbul'da entegre bir su yönetimi gerçekleştiriyoruz biz. Barajlarımız ve regülatörler hepsi beraber çalışıyor. Önümüzdeki günler için vatandaşlarımızın su ile ilgili bir sıkıntı, bir korku yaşaması muhtemel görünmüyor. Ama bununla beraber önemli şey, siz de belirttiniz, mutlaka tasarrufa gitmemizdir. Bu tasarruf noktasına baktığımızda da kişisel tasarruf, aile içindeki tasarruf, evlerimizdeki tasarruf çok önemli. Bununla ilgili olarak da zaten 21 maddelik İSKİ'nin sosyal medyasından veya çeşitli mecralardan da takip etmişsinizdir. Önerilerimiz var. Tabii ben burada sadece kuraklıkla ilgili İstanbul'u örneklemek istemiyorum. Kuraklık tüm dünyada yaşanan bir sorun. Yani sadece İstanbul için değil, aynı zamanda Türkiye'nin başka bölgelerinde, başka şehirlerinde bununla beraber farklı ülkelerde, mesela Fransa'da veya İngiltere'de de son dönemlerin en önemli konularından biri. Her bir ülke veya her bir şehir kendine uygun olarak su yönetimini gerçekleştiriyor ve vatandaşlarına, hemşerilerine bu su sıkıntısını yaşatmamak üzerine çalışıyor. Ama üstümüze düşen görevleri de mutlaka biz kişisel olarak da gerçekleştirmeliyiz. Peki hocam, sizin de bahsettiğiniz üzere İSKİ 21 maddelik bir aslında bildiri yayınladı. Çünkü uzmanlara göre bizler 2030 yılında su kıtlığı çeken bir ülke olabilme potansiyelimiz var. Kış sezonunda bizler yağışsız geçirdik açıkçası. Çok fazla yağış alamadık. Barajlarımızın da bundan dolayı doluluk oranlarının düşük seviyelere gerilediğini biliyoruz. Hemen şu anda görüntülerde izlediğimiz, Kadir Atmaca'nın görüntülerinde izlediğimiz Alibeyköy Barajı geçtiğimiz yıllarda bu tarihlerde %86 seviyelerinde doluluk oranı vardı. Şimdi ise %11'e düşmüş durumda. Peki en alıcı noktalardan bir tanesi. Vatandaşlarımız İstanbul genelinden çıkarsak da Türkiye'de su kıtlığına karşı nasıl bir tasarruf önlemi alabilirler ve nasıl suyu doğru ve düzgün şekilde kullanabiliriz? Şimdi evet, haklısınız. Geçen sene bu zamanlarda ortalama barajlarımızın tümünün doluluk oranı %80 seviyelerindeydi. Şu anda da %37 seviyesinde dün itibariyle. Bugün de biraz yağış alıyoruz. Umarım farklı bölgelerde de yağış vardır. Şimdi bunda bakarken küresel iklim değişikliğini kesinlikle atlamamak gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi ülkelerin veya dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık varken belirli bölgelerinde de selleri ve taşkınlara da rastlayabiliyoruz. Ani ve şiddetli yağışlar da oluyor. Dolayısıyla biz kentsel su yönetimini, entegre kentsel su yönetimini yaparken ulusal ölçekte, daha sonra bölgesel ölçekte, havza bazında, kent ölçeğinde ve de aile ölçeğinde mutlaka değerlendirmek ve bu yönetime katılmak durumundayız. Bunun ötesinde de uluslararası ölçekte mutlaka küresel iklim değişikliğiyle ilgili
ilgili adımların atılması, ülkelerin de bu noktada radikal çözümlere gitmesi gerekiyor. Bunu da belirtmek isterim. Biz ne yapabiliriz? Biz kişisel olarak evlerimizde birçok yerde İSKİ'nin yayınladığı 21 maddede veya diğer birimlerde, kurumların yayınladığı maddelerde de görebiliriz. Suyu boşa akıtmamalıyız. Mesela içinde bulunduğumuz dönemde araba yıkama, halı yıkama gibi hususlarda dikkatli davranmalıyız. Hatta kullanmamalıyız suyumuzu bu şekilde. Bununla beraber çok güzel bir kent ormanındayız biliyorsunuz, Kemerburgaz'da. Burada da veya diğer alanlarda da peyzaja özellikle önem vermeliyiz. Daha kurakçıl bitkilerin kullanıldığı peyzaj uygulamalarına yer vermeliyiz şehirlerimizde. Bunun ötesinde mutlaka ve mutlaka yaklaşık olarak %70 civarı tarımsal sulamada kullanılıyor. Mevcut suyumuzun. Dolayısıyla tarımsal sulamada daha etkin yöntemlerin kullanılması, gıda güvenliğini de dikkate alarak bu yöntemlerle devam edilmesi veya endüstriyel ölçekte kullanılan sularda geri kazanım uygulamalarının endüstriler içinde gerçekleştirilmesi çok önemli. Hocam kısa bir süremiz vardı. Çok teşekkür ederim gerçekten. Can Coşkun, hocamız çok önemli noktalara parmak bastı diyebiliriz. İstanbul ve Türkiye genelinde su en büyük problemlerimizden bir tanesi. Yağışların gelmesi en büyük temennimiz diyerek sözü tekrardan merkeze bırakalım. Teşekkürler, kolaylıklar. Bu önemli günde bu önemli söyleşiye imza attı. Nedim sağdan bildirdi. Dünya Su Günü. Gelecekte çok daha konuşmak zorunda kalacağız efendim. Şimdi ikinci bölümü tamamlıyoruz. Saat 15 itibariyle tekrar karşınızda olacağız. Bir ekonomi cebi açmak lazım. Bir ekonomi cebi açalım. Ekonomide neler olup bitiyor öğrenelim. Hem piyasaların nabzı hem hepsi cebimizin gerçeği değil mi? Birazdan buluşalım.